Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur açıklamalarda bulundu. Kayıtların açıklanmasının ardından saat 16 civarıydı yanlış hatırlamıyorsam. 16. Erden Timur da bu işin temizlenmesi için şeffaf olmak gerekiyor. Görüntüler Amerika'dan operasyon yapılarak planlı bir şekilde yayınlandı ifadelerini kullandı. Kamunun bu işe el koyması lazım dedi. Soruşturma da başlatıldı zaten. Erden Timur'un ifadeleri, Fenerbahçe'nin yapmış olduğu açıklama. Aslında iki takım da aynı durumdan şikayetçi ama ortak noktada buluşmaları zor gibi. Yani şikayet konusu aynı. Evet. Ama bu iki takım zaten bir mücadele veriyor. Şampiyonluk mücadelesi. Bu mücadelede işte kimin nasıl davrandığı çok önemli. Öyle görmek lazım. Zaten Erden Timur bizim yayınımızda da açıklama yapmıştı hatırlarsan Alspor'daki yayında da. Şeffaf olalım. Herkesin telefonları, HDS kayıtları ortaya Dün de çıksın. aynı şeyleri ifade Evet, etti. herkesin banka hesapları ortaya çıksın. Ve bu çağrıyı bir daha falan daha yaptı. Ben Can Kemertaş'ın açıklamasını tamamını bile okuyamadım. Ama Can Kemertaş olayların yanlış olduğunu, hukuksuz olduğunu ve bununla ilgili soruşturma yapılması gerektiğini söylemiş mi acaba? Çünkü önemli olan bence bunun olması lazım. Kulüplerin gidip birbirlerini suçlamak yerine, birbirlerine yapılan şeyleri suçlamak yerine. Mesela Galatasaray için açıklama yapıldı bir gün önce. Fenerbahçe bir açıklama yapmadı. Ertesi gün Fenerbahçe'nin de içinde olduğu bir kayıt yayınlandı. Fenerbahçe kulübü açıklama yaptı. O zaman şöyle olsaydı, Erden Timur'la kim muhatabı, Selahattin Baki ya da kim muhatabı bilemeyeceğim. Çıksınlar ortak açıklama yapsınlar kardeşim böyle bir şey mi olur? Böyle bir sızdırma mı olur? Burada böyle bir hata mı Bir oldu? de Herkes de Seren oradan Amerika'dan açıklasın. diyorlar ya, Pensilvanya'ya yakın mı acaba? Öyle olduğunu iddia etti Erden Timur. Bu şeyin Olabilir. hesabın uzantısının ve hesabın daha önce kullanılma şeklinin bu şekilde olduğunu dile getirdi Erden Timur. Erden Timur'un demek ki bildiği şeyler var. Öyle görmek lazım. Onu da konuşmak ve irdelemek gerekiyor. O açıdan her şey yanlış. Biz aslında şunu konuşmamız lazım. Bildiği şeyler varsa, belgeleri varsa belki soruşturmaya destek olmak ister o da Her elindekileri zaman paylaşır. söylüyor Erden Timur zaten. Yani sürekli bir çağrı içerisinde, sürekli bir gerginliğin bitmesi şeyinde. Mesela Can Gebetaş'ın itiraz çağrısı var mı? Sayın Can Gebetaş'ın itiraz çağrısı var mı? Bence Kısa bir açıklamaydı o işte zaten. itiraz Erden çağrısı Timur'un uzun bir yapılması lazım. açıklaması oldu. Ama Erden Timur basın toplantısından çıktı. Can Bey açıklama yaptı. Evet, yazılı açıklama zaten. Yazılı açıklama mı yoksa canlı yayına çıkıp açıklama mı daha farklı olabilir. Onu görmek lazım. Çünkü Erden Timur da yazılı açıklama yapar geçer giderdi. Ama Erden Timur diyor ki üstüne gide gide bu olay çözülsün kardeşim. Bu kimse suçlusu ortaya çıksın. Bu nereden çıktı ortaya çıksın. Artık temiz eller operasyonu yapılsın. Bizim yayınımıza söylemişti. Dünkü yayına baktığımız zaman artık bunlara son verilsin, ülke gerilmesin, bir itiraz çağrısı olsun. Çünkü biz hep şunu konuşuyoruz. Trabzon maçı sonrası olaylar unutuldu. Şimdi sızdırılan görüntü, TFF'nin açıklaması ortaya çıktı. Yakın zamanda Mayıs'ta Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi maçı var. Ha, ne olacak orada? Allah göstermesin. Şimdiden önlemlerini almak lazım. Kimse çıksın otursun konuşsunlar anlasınlar desin. 7 Kardeşim. Nisan'da Süper Kupa mücadelesi var bu arada iki takım Ya ben arasında orada o şu anda kadar çok ortalık mevcut. hareketli geçeceğini düşünmüyorum ama Süper Lig macerasının daha şey olacağını düşünüyorum. Çünkü 2 Nisan'daki açıklama belki Urfa'da oynanan Süper Kupa maçını etkileyecek bir açıklama çıkabileceğini düşünüyorum ben oradan. Mesela biz Dallas'tan konuşuyoruz değil mi? Dallas ne zamandan beri milli takımda hakem eğitmeni 2-3 yıl seçmeni? oldu 2 yıl oldu. herhalde. 2 yıl boyunca bir şeyler değişmemiş. Hala kötüye gidiyorsa Dallas'ın orada durmasının ne anlamı var? Ya böyle bir şey var mı? Ya da Dallas gelsin o şeyi konferansı. Zaten çok böyle Sırat Köprüsü'nden geçiyoruz. Öyle bir sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Ya bu kadar dönemin geçildiği de bu toplantının fiziki bir şekilde yapılması daha mantıklı olabilirdi. Yani çok yanlışımız var. Doğruları konuşamıyoruz. Doğruları geldiğimiz zaman insanlar anlamıyor. İnsanlar işini geldiğimesini anladığı zaman da böyle kötü olaylar ortaya çıkıyor. Bence artık futbolun bir sakinliğe ihtiyacı var. Futbolun bir dinginliğe ihtiyacı var. Türk futbolumuzun itidal çağrısına ihtiyacı var. Türk futbolunun herkes işine geldiği gibi açıklamaya değil de herkesin ortak bir açıklamaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yoksa Türk futbolu elden gidiyor. Ve bu Türk futbolu ayrıştırmalara kadar gidiyor. Ayrıştırmalar ülke olarak sıkıntı döneme sokuyor bizi. Biz futbola gidip takımlarımızı desteklerken rahatlamak için,
takımlarımızı desteklemek için, orada biraz gülmek, biraz eğlenmek için gidiyoruz. Ama artık kan davasına döndü olay. Artık kan davasına son vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Güzel bir tabir değil, onu kullanmayalım ya. Ama yok, iğrenç bir yere geldi yani, onu demek istiyorum. Kötü bir noktaya geldi. Tabii bakalım bundan sonraki süreç nasıl devam edecek. Hep birlikte yaşayıp göreceğiz ama biraz tansiyonun düşmesi herhalde hepimizin temennisi. Erden Timur'un açıklamalarını da ekrana getirdik. Biraz saha içine dönerek tamamlayalım spor ajansını bugün. Neler yaşanıyor takımlardan, takımlarda bir bakalım birlikte. Bu milli arada Galatasaray devam ediyor hazırlıklarını Antalya'da. Zaniolo'nun bir açıklaması oldu. O açıklamayı bir ekrana getirelim. Sonrasında devam edelim. Aston Villa'ya kiraladı Nicolò Zaniolo Galatasaray'ın. Kariyerine İtalya'da devam etmek istediğini söyledi. Zaniolo'nun açıklamaları bu şekilde. Aston Villa'da kiralık olarak oynuyor Nicolò Zaniolo. Sezon sonunda birçok kiralanan isim gibi onun da geri dönmesi söz konusu ama İtalya'yı ne kadar özlediğini ifade etmiş. Acaba oradan bir transfer hikayesi çıkar mı? İşte bir yere transfer olsun. Sonuçta Galatasaraylı futbolcu, eğer bir yere transfer olacaksa bunun da bir bedeli var. Galatasaray bedeli zaten belirledi. Ne kadar? 35 milyon euroya denk geliyor. Galatasaray'da şöyle bir durum söz konusu. Planlama yapıyor Galatasaray. Şu an havuzunu da yapıyor. Hatta benim dün verdiğim haftalar öncesine verdiğim bir Alspor'da Hakim Ziyeş'in opsiyonuyla ilgili bir durum söz konusuydu. Ben bunu yaklaşık 4 gün önce verdim. Sonrasında gündem oldu. Opsiyon şunu diyor. Oyuncunun maç oynama sayısı vardı. 15 maç. 15 maç. Oyuncu 16 maça çıktığından dolayı otomatikman bir yıllık daha kiralama opsiyonu uzadı. Ve bundan dolayı bu Hakim Ziyech gibi, Zaniolo gibi oyuncuların performansı ve Avrupa'da satılabilir kitlesi daha fazla olduğundan dolayı bu oyuncuların Galatasaray'a dönmeden U dönüşüyle beraber satılması ya da kiralanması söz konusu olabilir. Ziyech için satılması, Zaniolo için kiralık artı satın alma opsiyonu. Bu sene olduğu gibi. Şu an teklifler geliyor. Erden Timur da bunu açıkladı. Hatta Hakim Ziyech'in ben bir Arap Yarımadası'na gidebileceğini düşünüyorum. Çünkü devre arasına tam gitmek üzereydi. Son dakikada bir geri dönüşü oldu. Şu an onun zemininde hazırlandı. Ben Zaniolo'nun da Galatasaray'a geri gelmez bir takıma bonservise beraber gitme ya da kiralanma formülü olabileceğini düşünüyorum. Çok futbolcusuna teklif var. Bu da Galatasaray'daki oyuncuların bu seneki katkılarından dolayı olabiliyor. Mesela bir de katkıyı gösteremeyenler. Daha önce sen bu öyle bir oyuncunun sen niye buralara evrildin dediğimiz oyuncular da var. Ki Zaha. Zaha'nın biraz daha gaza basması gerekiyor. Ama bu seneki katkısı bir yani şöyle söyleyeyim. Icardi'nin katkısına eşdeğer katkıları da vardır. Ama oyuncunun geldiği yerdeki katkısını ve geldiği yerde yaptıklarını görünce, burada yapamadıklarını da tartışınca oyuncunun kendini çok fazla gaza basmadığını görebiliyoruz. O açıdan Galatasaray'ın transfer politikası şekillenmeye başladı. Mayıs ayında gaza basılacak. Ama önemli olan şu, havuz şu an futbolcu havuzuyla doluyor. Mesela geçen hafta bir Portekizli oyuncu çok fazla, Rafa. Rafa Mir. Yok, Rafa. Rafa mı? Aha. Onun çok fazla ismi çıktı. Hatta dediler Galatasaray'la 3 yıllık sözleşme imzalama konusunda anlaştı. Ya da Galatasaray'ın bir teklifi var dendi. Rafa Silva'nın Galatasaray'la bir teklifi, Galatasaray'ın şu an için bir teklifi yok. Galatasaray oyuncuyu takip ediyor. Ama oyuncuyu da şöyle görmek lazım. Bu oyuncu sezon sonu free transfer olarak oluyor yani. Bedelsiz. Bonservisi elinde bir futbolcu oluyor. Bu oyuncuyu almak o kadar kolay değil. Ama Galatasaray oyuncuyu takip ediyor. Oyuncu bir de milli takım performansı var. Milli takım performansından sonra oyuncunun fiyatı ne olacak o çok önemli. Buna benzer çok oyuncu üzerine Galatasaray bir havuz oluşturdu. En son fikri de Okan Buruk söyleyecek. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi Ziyech'le ilgili evet opsiyonu devreye girdi. 16 maç oynayınca bir Hakim Ziyech Galatasaray'da bir yıl daha kiralık olarak forma giyecek ve bir satışı söz konusu olursa bundan Galatasaray bir tabii pay ki alacak. Tabii ki alacak yani. Çünkü sözleşme bu şekilde. Oyuncunun zaten opsiyonu vardı. Galatasaray bir opsiyonu kullandı. Kiralama bedeli ne kadar? 3,5 mu? Tam hatırlamıyorum. O civarlarda diyelim. Yani ama şunu söylemek lazım. Böyle bir oyuncu için bu bedeller düşük bedeller. Tamam oyuncu bu sene kendini gösteremedi ama şöyle oyuncu vardır. Tüm sezon boyunca istenileni veremez. Bir maçta bir gol atar. Vinicius, Kasımpaşa golü.
Vinicius'tan başka Kasımpaşa maçında Ziyech'in oyuna girmesiyle oyunun planı değişmesi ve Galatasaray'ın galibiyet gelmesi bu oyuncular da çok değerli olacaktır. Bu açıdan baktığımızda Galatasaray iyi bir planlamayla oyuncuların bonservisi üzerinden satın alma opsiyonu ve üstündeki değişik maddeler yüzünden bir gelir elde etme formülü içerisinde. Selahattin Kınalı, Galatasaray'da kiralıklar sezon sonunda döndüğü zaman işte o noktada nasıl bir politika izleyeceğiz Galatasaray'da, bu merak ediliyor. Vallahi bilmiyorum kaç tane kiralığı vardı. Mesela Zaniolo Galatasaray maçına bela olacak, çok belli. En başlarda kötü bir oyuncu mu? Yok, yetenekleri de var çocuğun da. Ya her tohum her toprakta çiçeklenmez. Zaniolo öyle bir, ama İngiltere toprağı da yaramadı ona. İtalya'ya dönmek istiyorum diyor. Zannederim kendisi de anlamış. Herhalde bana en iyi yer İtalya diye, ama Serhan söyledi Galatasaray 35 milyonluk beklentisi var. 3,5 milyon verirlerse ver gitsin. Yani Galatasaray'a bir faydası olmayacak çünkü. Zararı neresinden dönsen kardır sloganıyla Galatasaray oradan kurtulmalı. Zaten kimsenin de hayalinde Zaniolo bir Galatasaray yok anladığım kadarıyla. Ben zaten gördüğüm ilk günden beri, ya vücut dili insanların sana göstermediği bazı şeyleri de vücut dili gösterir. Zaniolo kendisini Galatasaray'a, Türk futboluna sunulmuş bir armağan gibi görüyordu. O kadar da değil. Galatasaray yani Türk futbolu da hani sonuçlar açısından çok parlak bir durumu yok, ama camialar gelenek olarak yani İtalya'dan çok fazla geri kalır bir hali yok. Hatta Türk futbolunun enerjisinin İtalya'dan daha yüksek olduğunu düşünüyorum ben. Kusura bakmasın yani. Hakim Ziyech Galatasaray'ı bir yıllık kiralama opsiyonu daha kazandı. Yani şu anda bir yıllık kiralama hukuken bir yıllık kiralama hakkı Galatasaray'da. Kiralama hakkını satacaktır Galatasaray eğer Avrupa'ya giderse. O da nedir? Yani bence Ziyech de kendisini hediye armağan olarak görüyor. 2 milyon euro olur yani. Armağan olarak görüyor Türk futboluna. Kendisini bize sunulmuş armağan olarak görenler gitsinler. Başka yerlere kendilerini armağan etsinler. Yani Türk futbolu o kadar da oyuncunun 16 maçı var bu sene. Şeyi hak etmiyor. Galatasaray'ın ama elinde Fenerbahçe gibi, Beşiktaş gibi, Trabzonspor gibi bir sürü hiçbir işe yaramayacağı düşünülen fakat alınırken alayı vala ile karşılanan bir sürü oyuncusu var. Ve bunlara verilmiş çok sıfırı bol eurolu dolarlı sözleşmeler var. Şu anlamsız keçi boynuzu rekabeti yüzünden kulüpler birbirlerinin altını alabilmek için ekonomik olarak da kendilerini bitirdiler. Biz her yıl ortalama herhalde 250-300 milyona yakın, 300 milyon euroya yakın imza atıyor bu takımlarımız. Yabancı oyunculara kontrat veriyoruz. Yani paramızı veriyoruz. Niye Türkiye Ligi şampiyon olacağım diye. Ol. 99 defa ol. Ne olacak yani? 2000'den sonra bir Avrupa'da herhangi bir başarın yok. İşte belki Fenerbahçe bu sene konferanslık yani. Kupa 3'te bir şey zorlayabilir. Ama o da olsa da yani yetersiz. 80-85 milyonluk genç nüfusu yoğun bir ülkesin. Ve futbolda dünyaya söyleyecek hiçbir şeyin yok, sunacak bir ürünün yok. Ama borçlar tavanı aştı. Hiçbiri ödenebilir borçlar değil artık. Şu transfer döneminde eldeki çöp tabirini ben sevmiyorum. Ya bir insana çöp değil de yani değersizleşen oyunculardan kurtulabilmek için yine para harcamak zorunda kalacak kulüplerimiz. Evet. Peki şimdi Trabzonspor'la ilgili de bir haberimiz var. Onu da paylaşalım. Trabzonspor'un bu sezon kadrosuna kattığı oyuncular arasında en fazla forma şansını Fransız oyuncu Mendy buldu diyoruz. Bir detayları ekrana getirelim.